Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Yüce Rabbim, bir araya gelişimizi hayırlara, bereketlere vesile eylesin. İmanımızın güçlenmesine, amelimizin düzelmesine, ahiretimizin mamur olmasına vesile eylesin. Neslimizin salahına, kalbimizin aşk-ı ilahiyle dolmasına, ahiret yolculuğumuzun kolaylaşmasına Rabbim vesile eylesin. Yüce Rabbim, ümmeti Muhammed olarak muhtaç olduğumuz ne kadar iyilikler ve güzellikler varsa ferden, ailece ve toplum olarak hepimize lütfuyla, keremiyle ikram eylesin. Rabbim bizleri dünyada iyi ve şirin gözüküp ahirette mahcup olanlardan eylemesin. Rabbim bizleri dünyada rahat, ahirette berbat olanlardan eylemesin. Rabbim bizleri dünyada yüzü gülen ama kabirde ve ötesinde ağlayanlardan eylemesin. Her birimizin, annelerimizin, babalarımızın, eş ve çocuklarımızın, dost ve yaranlarımızın hem dünyada hem ahirette yüzünü ak eylesin. Amin. Aşk ile şevk ile amin dediğimiz bu güzelliklere ulaşabilmek için dünyadayken yapılması gerekenleri yapmaya Rabbim bilfiil her birimizi muvaffak eylesin. Amin. Kaymaktan ve kaydırılmaktan, sapmaktan ve saptırılmaktan, hesabını veremeyeceğimiz işlere bulaşmaktan Rabbim hepimizi muhafaza eylesin. Kıymetli dostlar, insanlar, müminler bir araya gelip bir meclis oluşturduklarında her meclisten sonra o meclis ya lehlerinde veya aleyhlerinde tecelli eder. Yani her meclisin bir hakkı vardır bizim üzerimizde. Bundan dolayıdır ki biz bir araya geldiğimizde selamla başlarız. Ayrılırken de selamla ayrılırız. Ve bulunduğumuz meclis içerisinde de Rabbimizi darıltacak sözler, tavır ve davranışlar sergilememeye çalışırız. Yani hayır üzere toplanır, hayır üzere konuşur, yine hayır üzere dağılmış oluruz. Böyle olduğu zaman o meclisin vebali üzerimizde olmaz. Ama insanlar bir araya gelseler, bir mecliste toplansalar, iki Müslüman, üç Müslüman fark etmez. Fakat o mecliste hiç Allah'tan, dinden bahsedilmemiş olsa, o meclise katılan insanlar için bir vebaldir, bir mesuliyettir, ahirette bir yüktür sırtında. Çünkü kıymetli dostlar, emniyetçiler bir araya geldiği zaman emniyetten bahsederler, dövizciler bir araya geldiği zaman dövizden bahsederler, sanayiciler bir araya geldiği zaman sanayiden bahsederler, eğitimciler bir araya geldiği zaman eğitimden bahsederler. Eğitimcilerin ortak değeri eğitimdir. Sanayicilerin ortak değeri sanayidir. Herkesin mesleğine göre bir ortak değeri var. Ama bütün meslek erbabının, hepimizin ortak değeri ise din ve imandır. Çünkü biz şuna inandık. Ben dünyada var mıyım? Varım. Nefes alıp veriyor muyum? Veriyorum. Bu imkanı bana kim verdi? Allah verdi. Ne için verdi? Onu bileyim, ona kulluk yapayım diye bunu verdi.
Ben bu nefesi uçakta da alıp versem maksat budur. Denizde de alıp versem maksat budur. Nerede alıp verirsem vereyim maksat budur. Eğer ben bu maksadı gerçekleştirmiyorsam yoldan çıktım demektir. Mesela elimizde telefonumuz olsa fakat aramak istediğimiz zaman arayamıyorsak, bizi arayanlar bize o telefonla ulaşamıyorsa, o telefon haddi zatında iyi bir marka dahi olsa, çok pahalı bir telefon da olsa, aramak istediğimiz zaman arayamıyor, aranmak istediğimiz zaman cevap vermiyorsa sizce bu telefonun bir değeri olur mu? Telefondan maksat madem ki ulaşmaktır, bize arayanlar bize ulaşacak, bizim aradıklarımıza biz ulaşacağız. Bunu gerçekleştirebiliyorsak telefonun bir anlamı vardır, değilse telefonun bir anlamı yoktur. Kolumuzda tuttuğumuz saat eğer bize vakti gösteriyorsa bir anlamı vardır, vakti göstermiyor, çalışmıyorsa o saatin bir anlamı yoktur bizim için. Yani saat dediğim vakti gösterecek. Peki mümin olan bir insan, hani telefonun görevi var, saatin görevi var. Mümin dediğimiz insanın Allah'a inanmış, ahirete inanmış, peygambere inanmış sallallahu aleyhi ve sellem, inanılması gerekenlere inanmış olan bir Müslümanın bu dünyada saatin vazifesi gibi, telefonun vazifesi gibi şaşmaz bir vazife, hepimizin ortak vazifesi nedir? Allah'a iyi bir kul olmaktır. Peki kıymetli dostlar, Allah'a iyi bir kul olmak bizim en öncelikli derdimiz olması lazım. Kendi adımıza böyle olduğu gibi çocuklarımız adına da böyle olmalıdır. Yani şöyle diyeyim. Ben şunu düşünmem lazım. İyi bir Müslüman nasıl olabilirim? Ne yaparsam daha iyi Müslüman olabilirim? Rabbimin sevgisini daha çok nasıl kazanabilirim? Çocuklarımla ilgili hani her baba düşünür ya, hangi iş yaparsan ne kadar maaş alır, geliri nasıl olur, evlenecek, çocuk sahibi olacak, bunları düşünür ya. Bunların hepsinden daha önemli, ben çocuğumu 5 vakit namazında dürüst, yalan söylemeyen, hakka hukuka riayet eden, büyüklerine saygı gösteren, efendim Allah'a iyi kul olan bir evlat olarak kız mı kız, erkek mi erkek nasıl yetiştirebilirim? Birinci sırada bu olması lazım. Neden birinci sırada bu olması lazım kardeşler? Çünkü rızık konusuna Allah kefildir. Sadece bizim rızkımıza değil, bütün canlıların rızkına da Allah kefildir. Şimdi hadis-i şerifte geçen ifadesiyle söylüyorum. Kuşlar sabahleyin yuvasından uçarlar. Buzdolapları yok. Erzak depoları, kilerleri yok. Nesi var sabahleyin kalkan kuşun? Hiçbir şeyi yok. Yuvasından çıkar, rızkını alır, tabiri caizse karnını doyurarak yuvasına döner. Diğer canlılar da öyle değil midir? Koyunlar, kuzular, inekler, sahipleri bir şey hazırlarsa hazırlıyor. Kendileri için bir şey hazırlamış olmazlar. Günübirlik yaşarlar. Havada uçan kuşlardan, denizdeki balıklara varıncaya kadar, ormandaki canavarlara varıncaya kadar, yani her türlü canlının da rızkını Allah tekefül etmiştir. Öyleyse çocuklarımızın rızkı ile ilgili, hatta kendi rızkımızla ilgili sıkıntıya düşmemiz Allah'a tevekkülsüzlüktür. Hiçbir baba çocuğunun rızkını temin edemez. Cahiliyet döneminde çocukları öldürüyorlardı. 2 sebepten öldürüyorlardı. Ben fakir birisiyim. Eğer çocuğum büyürse bunun ihtiyaçlarını nasıl göreceğim? En iyisi çocukken bunu öldüreyim. İhtiyacı çoğalmadan, büyümeden işini bitireyim. Kürtaj yoluyla veya doğduktan sonra öldürme olayı vardı. İkinci şekil vardı çocukları öldürmek için. Ben fakirim meselesi değil, piyasada ekonomik kriz vardır. Dolayısıyla bu şartlarda nüfus kalabalıklığı zor olur. Çocuk geçinemez, kendisine bakamaz. En iyisi küçükken bunu götürelim diyorlardı.
Cenab-ı Hak Celle Celaluhu وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ Çocuklarınızı sakın öldürmeyin. نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّهُمْ Hani siz biz fakiriz diyorsunuz ya, sizin de rızkınızı, onların da rızkını biz veriyoruz. Piyasada şartlar kötü, dolayısıyla bu nesli bakmak kolay değildir. Ne yapalım, çocukları götürelim derseniz, نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ O çocuklar var ya, onların rızkını biz veriyoruz, siz değil. Yani buna benzer ayet-i kerimeler Kur'an'da çoktur. Hiçbir kardeşimiz kendi rızkı ile ilgili, çocuklarının rızkı ile ilgili endişe etmemeli. Endişe etmek iman zafiyetindendir. Şunu da söyleyeyim. Bir baba, bir anne, bir veli, ben çocuğuma çok iyi maaşlı bir iş temin etmek istiyorum demesiyle durum değişmez. Biz elimizden gelen tedbiri alacağız meşru bir şekilde ama rızkı bizim veremeyeceğimizi ancak Allah'ın vereceğini bilmemiz lazım. Buna inanmamız lazım. Buna hem tevekkül denir, hem tevekkül denir, hem Allah'a bağlılık denir. Aksini düşündüğümüz zaman, yani çocuklarımızın rızkını bizim temin ettiğimizi düşündüğümüz zaman bize şu soru sorulur. Peki sizin rızkınızı kim temin ediyor? Sizin rızkınızı kim temin ediyor? Bu ifadelerimle şu noktaya geleceğim. Asla ve kat'a kıymetli dostlar, kendimizle ilgili, çocuklarımızla ilgili rızık endişesi sebebiyle meşru olmayan yollara çocuklarımızı da yönlendirmemeliyiz. Biz de yönelmemeliyiz. Şimdi İnsan bazen yanlış yapar. Yapmış olduğu yanlıştan sonra tevbe eder. Bir defa Allah-u Teala'nın af edemeyeceği hiçbir günah yoktur. Ama af etmeyeceği bir günah var. O da küfür ve şirktir. Yani bir insan küfürle ahirete gittiğinde Cenab-ı Hak kendisi söz veriyor, tekitle asla kata onu affetmem diyor. Ama bunun dışında bir insan ne kadar günahla ahirete giderse gitsin, يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ Dilediğimi bağışlarım, dilediğimi cezalandırırım. Suç mu? Suçlu adam. İstersen bu suçun cezasını veririm, kararı ben veririm. Buna bana kimse dayatamaz. Dilediğimi de bağışlarım. Yetki bendedir diyor. Demek ki küfrün dışında ahirette her türlü günahın af edilme ihtimali var mı? Var. Peki kıymetli dostlar, dünyada yaşarken bir insan kendi çoluk çocuğunun nafakasını temin etmek, kendi ihtiyacını temin etmek için yanlış yollara düştüğü zaman bu ikiye ayrılır. Bir, kul hakkına taalluk eden yanlışlar var. Bir de kul hakkına taalluk etmeyip sadece Allah hakkına taalluk eden yanlışlar var. Eğer bir insan kul hakkına taalluk eden yanlışlara bulaşırsa bunun temizlenmesi zor oluyor. Niye temizlenmesi zor oluyor? Çünkü kıymetli dostlar, yarın ahirette bizde hakkı olan insanlar gelip bizden hakkını isteyecekler. Bizden hakkını istediği zaman eğer Cenab-ı Hak lütfedip kulum bunun hakkını ben ödüyorum, bundan alma demezse bizim kıldığımız namazları alacaklar, tuttuğumuz oruçları, verdiğimiz sadakaları, yaptığımız iyilikleri biz kime vereceğiz? Haksızlık yaptığımız insana vermiş olacağız. Bu ise bizim elimizde bize çok lazım olacak olan abdestimiz, namazımız ve diğer ibadetlerimizden elde ettiğimiz sevaplar bize lazımken kime vermiş olacağız bunları? Yabancılara vermiş olacağız bunları. Bu bakımdan kıymetli dostlar, insan çoluğunu çocuğunun nafakasını temin ederken bir, faize bulaşmamalı, krediye bulaşmamalı,
iyi bir maaş alsınlar düşüncesiyle, iyi bir istikbal kazansınlar düşüncesiyle, Allah'ın izin vermediği, meşru görmediği, onaylamadığı yolları hiçbir zaman tercih etmemek lazım. Böyle yaptığımız takdirde çocuklarımıza gelecek düşünürken asıl geleceklerini kaybetmiş oluruz. Neyi kastettim bundan? Yani diyelim ki çocuğumuza biz iyi bir maaş temin edecek bir iş imkanı için koştuk, koşuşturduk ve bunu da takdir-i ilahi muvaffak olduğumuzu kabul edelim. Ama din ön planda olmadığı zaman, Kur'an'dan mahrum, abdestten mahrum, namazdan mahrum bir şekilde yetiştiği zaman, haramlara alışmış, günahlara bulaşmış, bunlar peynir ekmek yer gibi günahlara alışmış olan bir yavrumuz ahireti perişan olunca ne diyecektir? Anne, baba, kendisini buna yönlendiren kim varsa Allah'ım ben hakkımı istiyorum der mi demez mi? Cehennemin ucu gözükürse der mi demez mi arkadaşlar? Der. Bundan dolayıdır ki çocuklarımızın yetişmesinde mutlaka ilk birinci planda tutmamız gereken onların dini yöndeki gayretlerini sağlayacak bir eğitim olması lazım. Bu bir annenin, bir babanın çocuğuna karşı yapması gereken en önemli vazifedir. Bu noktada İslam dininin ortaya koyduğu çok açık ve nettir. Şimdi çocuklarımız var, torunlarımız var, kıymetli dostlar. Bildiğimiz bir şeyi söyleyeceğim. İslam dini diyor ki, çocuklarınıza dini öylesini öğreteceksiniz ki, 7 yaşına geldiği zaman adam gibi namaz kılmasını bilecek. Yani Sübhaneke bilecek, Ettehiyyatü bilecek, Salli Bari bilecek, Fatiha'yı bilecek. En azından bir namaz kılacak kadar İhlas, Felek ve Nas bilecek. Ayrıca namazı kılmasını bilecek. Ne zaman? 7 yaşına geldiği zaman. Yani bir anne ve baba çocuğuna, torununa 7 yaşına gelinceye kadar bunu öğretmesi ilahi bir vazifedir Allah tarafından. Bu bize şunu gösteriyor. Yani biz nereye odaklanmamız gerekiyor? Çocuklarımızın imanına, ahlakına odaklanmamız gerekiyor. Rızık meselesine gelince rızık meselesini anne karnındayken kim veriyor? Allah veriyor. Doğduğu zaman da Allah veriyor. Şimdi malumunuzdur. Anne çocuğunu ilk doğurduğu zaman annenin sütü sulu olur. Bir ay sonra biraz daha koyulaşır. Bir ay sonra biraz daha koyulaşır. 6 aylık çocuğu emziren bir annenin sütüyle 6 günlük çocuğu emziren bir annenin sütü aynı değildir. O süt suludur ilk günlerde. Sonra ne oluyor? Katılaşıyor. Neden öyle? Çünkü çocuk ilk doğduğu zaman midesi ağır sütü kaldırmaya gücü yetmez. O ona elverişli değildir. Onun için çocukluğumuzda inek sütü çocuklara verdiklerinde ne yaparlardı? İnek sütünün yarıdan çoğunu su yaparlardı. Çünkü o sütü olduğu gibi kaldıramaz. Ama Allah ayarlarken nasıl ayarlıyor onu? Annenin sütünü ilk günlerde sulu yapıyor. Bak o ayar anne yapamaz. Başka kimse yapamaz o ayar. Ancak Allah yapar onu. Memede oluşan süt evvela suludur. Gün geçtikçe, mide güçlendikçe ne oluyor? O süt katılaşıyor. Daha verimli, daha vitaminli hale gelmiş oluyor. Şimdi onu nasıl ki annesinin memesinde ayarlayan Allah ise onu hesap ediyor. Onu zâlike takdirul azizil alim, aziz ve alim olan Allah bunu ayarlıyorsa o çocuğun ölünceye kadar rızkını bir damla suya varıncaya kadar ayırmıştır. Şu bir vakadır ki kıymetli dostlar, bir damla su rızkı olan kişi o bir damla suyu içmeden vallahi ölmez, billahi ölmez, tellahi ölmez. Yine hiçbir insan rızkı olmayan bir damla suyu içmesi mümkün değildir. Bunların her birisi Allah tarafından ذَٰلِكَ تَقْد۪يرُ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ Aziz ve alim olan Allah'ın ayarlamasıdır. Ben şimdi tekrar başa doğru döneyim kıymetli dostlar. Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri biz insanları en kıymetli, en şerefli olarak yarattı. Hafızımızın okuduğu birinci ayet-i kerimede Estağfirullah
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمٍ Adem'in çocuklarını çok değerli, çok şerefli kıldık diyor. Şimdi Allah Celle ve Ala Hazretleri bize kullarım bakın ben size değer verdim diyor. Ve sizi çok şerefli kıldım diyor. Bunu bize hatırlatıyor. Ne demektir? Ben sana değer veriyorsam sen de bana değer vereceksin demektir. Bu karşılıklı olur yani. Mevla bize çok değer verdiğini ifade ediyor. Şimdi kıymetli dostlar, gerçekten Allah Celle Celaluhu kainatta olan her şeyi bizim için yarattı diyebilir miyiz? Yani mesela güneş bizim için doğuyor, batıyor diyebilir miyiz? Deriz tabii. Ay bizim için, rüzgarlar bizim için, bulutlar bizim için çalışıyor diyebilir miyiz? Deriz tabii. Kainatta ne kadar koyun ve kuzu varsa otlarken kendi niyetiyle otluyor ama aslında kim için otluyor? Bizim için otluyor. Sütünü veriyor, bizim için veriyor. Peynir yapıyoruz, yağ yapıyoruz. Derisini biz kullanıyoruz. Affedersiniz, tersini de biz kullanıyoruz. Yani gübre olarak her şeyinden istifade ediyoruz. Yani koyun bizim için çalışıyor. Hayvanların hepsi aşağı yukarı bizim. Tavuk bize çalışıyor, horoz bize çalışıyor. Yani Allah-u Teala bütün canlılar bize hizmetçi kıl. Kocaman at, bin sırtıma götüreyim seni diyor. Ver yükünü taşıyayım diyor. Merkep keza öyle, devesi öyle. Etinden istifade et, sütünden istifade et, sırtından istifade et. Bütün varlıkları Cenab-ı Hak bize amade kıldı. Okyanuslar ve denizler, gemilerle, vapurlarla kullanıyoruz. Efendim deniz yolculuğu yapıyoruz, taşımacılığı yapıyoruz, ticaretini yapıyoruz. Denizin içerisindeki balıklar onlar da bize çalışıyor. Denizde yüzen balık kendi hesabına koşuyor ama oltaya takılınca, ağa takılınca senin önüne geliyor, benim önüme geliyor. Birileri ne yapıyor? Onu yiyor. Yani Allah-u Teala buyuruyor ki kullarım, denizdekiler sizin için. Karadakiler sizin için. Gökteki yıldızlar sizin için seferber olmuşlar. Bunları seferber eden kimdir? Benim. Affınıza sığınarak söylüyorum. Şimdi kedi der ki ben fareyi yakalamam lazım. Fare der ki ben de kaçmam lazım. Şimdi fareyi Allah kedi için yarattı mesela. Kedi ondan istifade ediyor. Eğer fareyi yakalayan kedi gibi bizi de yakalayan bir kedi yaratsaydı Allah Celle Celaluhu, o zaman biz de fare gibi onu görünce kaçacaktık. Hepsi bizden kaçar. Biz de hiçbirisinden kaçmayız. Bir tane çocuk. 8 yaşında, 10 yaşında, 12 yaşında bir tane çocuk. 500 tane, affedersiniz, danayı, 500 tane deveyi güdebilir mi? Güdebilir. Halbuki bir tanesi bir boynuz vursa onu devirebilir. Ama Allah Celle Celaluhu onu onların gözünde nasıl heybetli gösteriyor? Sayılması gereken, saygı duyulması gereken bir padişah gibi gösteriyor. Onun için bütün canlılar ne yapıyor? İnsana boyun büküyor. Ne emredersen başlıyorsun diyor. Bir çoban 1000 tane, 2000 tane koyunu güdüyor. Yani وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ Biz Adem oğlunu, insan oğlunu çok kıymetli, çok şerefli kıldık. Her şeyi onun hizmetine kıldık. İnsan oğlunun bu dünyada her şey hizmetinde iken Cenab-ı Hak ona bir tane vazife veriyor. Kulum sen de benim hizmetimde olacaksın. Ki insanoğlunun hayvanların hizmetine ihtiyacı var. Ama Allah-u Teala'nın bizim hizmetimize ihtiyacı yok. Bizim hizmetimiz kulluktur. Allah'ı dinlemektir. Peki ne olacak? Cenab-ı Hakk'ın buna ihtiyacı olmadığı halde bizden neden kulluk bekliyor? Çünkü Cenab-ı Hak dünyada hayvana da insana da hak edene de etmeyene de veriyor. Ama ahiret alemi sadece hak edenlere hak ettiğini vereceği bir yerdir. Yani dünyada biz isteyerek dünyaya gelmedik. Dünyada istesek de istemesek de Cenab-ı Hak bizim rızkımızı veriyor. Ancak diyor ki Allah Celle Celaluhu dünyada bak kulum ben acıdım. Kafire, mümin hiç fark etmez. Küllen nümiddü haulâi ve haulâi min atâi rabbik ve mâ kâne atâi rabbike mahzûra. İyisine de kötüsüne de veririm. Adam kötüdür diye rızkını kesmem diyor Allah. Dünyada adam kötüdür diye rızkını kesmem. İyiye de veririm, kötüye de veririm. Ama yarın ahirette yalnız iyilere veririm karşılığı. Yani cennet iyilerin buluştuğu yerdir. Allah'ı dinleyenlerin buluştuğu yerdir.
Allah'a lebbeyk Allahümme diyenlerin buluştuğu yerdir. Dolayısıyla ahirette ancak hak edenler güzel neticeye ulaşacaklardır. Şimdi hani ne kadar para o kadar köfte demişler ya, bir insan ne kadar mesai yaparsa iş yerinde, değil mi? Mesai kalan var, mesai kalmayan var. Adam ne kadar mesai yapıyorsa ona göre ücretini alıyor. Yani ne kadar iş gücü varsa ona göre karşılığını alıyor. Şimdi ahirette öyle. Ni'me ecrul amilin. Yani dünyada çalışıp gayret ortaya koyanların ahirette ne güzel ücretidir cennet. Yani cennet nedir arkadaşlar? Cennet dünyadaki amellerin ücretidir, karşılığıdır. Öyleyse bu ameller ne kadar fazla olursa ücret de o kadar fazla olur. Cennetteki zenginlik de o kadar fazla olur. Sonuç olarak şuraya gelelim. Allah Celle Celaluhu diyor ki kullarım, ben sizi çok şerefli kıldım. Bu benim size kıyamdır. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Yani hem karada hem denizde develeri onlara size amade kıldım. Atları size amade kıldım. Binek vasıtalarını size amade kıldım. Uçaklar, tayyareler, efendim vapurlar, trenler, taksiler, kamyonlar, hepsi tırlar size amadedir, size hizmet ediyor. Denizde de böyle, uçaklarda da böyle. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. Ve sizi tertemiz rızıklarla rızıklandırdı. Yemeğin en güzelini, gıdanın en güzelini kim yiyor? İnsanoğlu yiyor. İnsan elma yiyor, artığını, affedersiniz, hayvan olan yerde yala atıyorlar, hayvana yediriyorlar. Yemeği yiyoruz, kuşlara neyi bırakıyoruz? Artıkları bırakıyoruz. Kedilere hangisini veriyoruz? Yemeyeceğimizi veriyoruz. Köpeklere hangisini veriyoruz? Kemikleri veriyoruz. Yani insanoğlu yemeğin en iyisini yiyor. Meyvenin en iyisini yiyor. Karpuz iyiyse biz yiyoruz onu. İyi değilse toprağa atıyoruz onu. Kavun iyiyse biz yiyoruz onu. Çürüdüyse biz yemiyoruz onu. Ama çok affedersiniz, çürümüş et, kokmuş eti attığın zaman köpek yiyor mu? Yiyor. Kargalar yiyor mu? Yiyor. Kediler yiyor mu? Yiyor. Biz yiyor muyuz? Yemiyoruz. Mevla buyuruyor ki bak kulum, ben sana o kadar değer verdim ki rızıkların da tertemiz olanını sana verdim. Oturduğun sofrada bak ne varsa hepsi sana özel hazırlanmış. Öyle mi? Tencerede pişmiş, fırında pişmiş, aşçılar ve özel insanlar tarafından özel yağlarla hazırlanmış. E kime bu? İnsanoğlu. Yani bütün yiyecekleri böyle, içecekleri ambalajlı, orijinal. Mevla buyur ki bunu insanoğluna ben yaptım, kullarım bunu size ben yaptım. Rahmetli hocamız derdi ki, Ehsan Efendi hocamız, Cenab-ı Hak bütün hocalarımızdan ahirete intikal edenlere rahmet eylesin. Hadis-i şerifte ekrimul hubze fe innallaha teala ekremehu. Ekmeğe ikram edin, hürmet edin. Çünkü Allah ekmeğe değer vermiştir. Derdi ki bize, Allah ekmeğe nasıl değer verdi? Söyleyin bakayım. Sonra kendisi derdi. Allah ekmeği insanın rızkı yaptığı için ekmeğe değer verdi. Ekmek kim için pişer? İnsan için pişer. Bak insan en değerli varlıktır. Özel insan için pişen ekmek değerlidir. O zaman Allah ekmeği insanın yemeği yapmakla ekmeğe ikram etmiştir. Siz de ekmeğe ikram edin. Hürmet edin ekmeğe, çöpe atmayın, sağa sola atmayın yani. Ekmeğe değer verin diyor. Şimdi وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. Tertemiz rızıklarla insanı biz rızıklandırdık. Yani ey insanlar, bakın ben sizi çok kıymetli kıldım. Karada, denizde her şey size hizmetçi kıldım. Rızıklarınızı tertemiz olan rızıklardan en temiz şeyleri siz yiyorsunuz. Etin özelini yiyorsunuz. Özel terbiyeyle terbiye edilmişini yiyorsunuz. Efendim, diğer elmasıydı, meyvesiydi, hep en iyisini siz yiyorsunuz. Ben bunları size tahsis ettim. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Bir de bakın kullarım diyor Cenab-ı Hak. Yarattığım diğer bütün varlıklara bakın. Hangisine siz imreniyorsunuz? Yani ben insan olmasaydım da mesela tavuk olsaydım kimse der mi? Ben insan olmasaydım da kuş olsaydım kimse der mi? Demez. Balık olsaydım kimse demez. Çünkü insandaki özellikler ne kuşta var, ne balıkta var, ne devede var, ne arslanda var. Arslanda bir şecaat var. İnsanda 100 tane marifet var. Değil mi?
Yılanda bir marifet varsa, tilkide iki marifet varsa, insanda 2000 marifet var. Onun için وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا Yarattığımız varlıklar içerisinde çoğunun üzerine insan olduğunu gerçekten üstün kıldık. Bütün bunlarla kıymetli dostlar, Cenab-ı Hak bize kullarım bu nimetleri, bu saydığım nimetlerin tamamını ben size ikram ettim. Dolayısıyla benim de sizden beklediğim nedir? Sizin menfaatinize beklediğim haddinizi bilip bana kulluk yapmaktır. Bu kulluğu yaparken ferden yapmayacaksınız. Ferden yani ne demek ferden yapmayacaksınız? Yetiştirdiğiniz çocuğu aynı dertle yetiştireceksiniz. Kurduğunuz yuvada aynı dert hakim olacak. Yani bir ev dizerken o evde şimdi eskilerimiz şunu yaparlardı. Ev aradıkları zaman evvela camiye ne kadar yakındır burasına bakarlardı. Ev için en önemli unsur neydi onlar için? Camiye ne kadar yakındır? İki, eve girdikleri zaman kıble ne taraftadır? Çapraz mı, düz mü? Buna bakarlardı. Şimdi niye böyle? Çünkü din derdi ön planda. Niye camiye yakın mıdır, değil midir diye bakıyor. Çünkü camiyle irtibatı devam edecek. Yakın olursa daha sağlıklı devam eder. Uzak olursa daha farklı olur diye. Evi dizerken, evi alırken, aile yuvasını düzerken hep din ön planda, dindarlık ön planda olması lazım. Ev için sadece önemli olan mobilya değildir. Ev için sadece önemli olan otoparkı var mı yok mu, yüzme havuzu var mı yok mu burası değildir. Bunların hepsinin olduğunu kabul edelim ama ahlak yoksa o binada, ahlak yoksa o binada oturanlarda, efendim hep sosyete insanlarsa, çocukları efendim kıbleye dönmeyen gençlerle doluysa, yani her tarafı yüzme havuzu olsa ne olacak? Her tarafı otopark olsa ne olacak? Her tarafı full otomatik olsa ne olacak ya? Hiçbir işe yaramaz. Yarar gibi gözükse de sadece aldatma vesilesi olur. Allah Celle Celaluhu bizi aldananlardan eylemesin. Şimdi bu ayeti kerimeden sonra Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ Kullarım, ben bütün insanları ahirette hesaba çekerken kimlerle hayatını şekillendirdi? Onlarla çağıracağım diyor. Yani onun hayatına kim yön verdi? Kimin öncülüğünde kendisini şekillendirdi? Gazeteci mi? Yorumcu mu? Şarkıcı mı? Sporcu mu? Siyasetçi mi? Kim ona yön verdi? Onun hayatını etkileyen, ahlakını etkileyen, tavır ve davranışlarını etkileyen, kısacası ona imamlık yapan, önderlik yapan kimlerse gelin diyeceğim beraber hesap ver. İkisini beraber çağırınca kıymetli dostlar, ayetlere girmiyorum. Bunu anlatan birçok ayet-i kerime var. Sadece mealen sizinle paylaşıyorum. Şimdi eğer kötü yolda insanı etkileyen birileriyle hesaba giderse o insanlar birbirleriyle kavga yapmaya başlayacaklar. Birbirini şikayet edecekler. Diyecekler ki alt kademedekiler, Ya Rabbi bizi bunlar yoldan çıkardı. Onlar da diyecek ki biz bunlara bir zorlama yapmadık. Onlar bizim peşimize takıldılar. Allah'ım bize vereceğin cezanın iki katını bunlara ver diyecekler. Onlar da bizim suçumuz sadece kendimiz yoldan çıktık. Onlar da bize uydular diyecekler. Yani Mevla Celle Celaluhu herkes kendi suçunun cezasını çekecek. Herkes kendi efendim yaptığının karşılığını ödeyecektir der. Hepsinin cezası neyse onu verecek. Şimdi yoldan çıkan insan yoldan çıkmasının cezasını verecek. Başkasını da yoldan çıkardıysa sebep olduğundan dolayı ondan da ceza vermiş olacak. Ama beni Ahmet yoldan çıkardı diyen adam kenara çekilemeyecek. Çıkmasaydın yoldan denmiş olacak. Yani Allah Celle Celaluhu insanları önderleriyle çağırmış olacak. Kıymetli dostlar şu ayeti kelimelerle bitireyim isterseniz. وَسِيقَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا وَسِيقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا Cennete sevk edilenler de tek tek değil, grup grup sevk edileceğini,
cehenneme sevk edilenlerin de grup grup sevk edileceğini söylüyor ayet-i kerime. Yani Firavun avenesiyle beraber, Ebu Cehil ekibiyle beraber, benzeri insanlar ekibiyle beraber cehenneme sevk edilecektir. Ama Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de ekibiyle beraber sevk edilecektir. Mevlana Hazretleri ekibiyle beraber sevk edilecektir. Mevlana'dan istifade edenler onunla beraber sevk edileceklerdir. İmam Rabbani'den istifade edenler onunla beraber sevk edilecektir. Bundan dolayıdır ki biz hayatımızın akışı içerisinde cennette kendileriyle beraber olabileceğimizi ümit ettiğimiz toplulukların içerisinde olmalıyız. Çocuklarımızı da böyle bir topluluğun içerisinde çekmeliyiz. Çünkü onlar bizden görecekler, biz onlara önderlik yapacağız. Hep beraber ailece Allah yolunda cennete doğru yürümüş olacağız. Yüce Rabbim her birimizi çoluğunu çocuğunu yetiştirme noktasında, kendisini cennete hazırlama noktasında muvaffak olan bahtiyar kullarından eylesin. Hesabını veremeyeceğimiz yanlış işlere bulaşmaktan da Rabbim her birimizi muhafaza eylesin. Aşkıyla, muhabbetiyle kalplerimizi tenbir eylesin. Yüce Rabbim Celle Celaluhu ibadet aşkımızı, ihlasımızı, takvamızı olması gerektiği kadar mükemmel eylesin. Dünyadan ahirete göçerken güle güle göçebilmeyi, cennet bahçesine girer gibi kabre girebilmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin diyorum. Sultanül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu için, her birimizin bütün geçmişlerimizin ruhları için, bu müesseselerin yapılmasında ve devamında, menkul ve gayrimenkul bağışlarıyla, zekatlarıyla, fatura ödemeleriyle, burs destekleriyle ve diğer destekleriyle yardım eden bütün kardeşlerimizin geçmişlerin ruhları için, Allah rızası için El Fatiha.